Çiftlik Bank katılımcısına bir yıl içerisinde kazancını ikiye katlama vaadiyle kısa sürede Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir dolandırıcılık vurgunun öznesi haline gelmiştir. 132.222 katılımcıdan 1.139.972.622 liranın toplandığı ilgili kurum tarafından açıklanmıştır. Bakın, halkımız kandırılıyor. Hem de tekbir getirilerek halkın dini duyguları kullanılıyor, ticarette kullanılıyor. Buna karşı halkın kandırılması, halkın değerlerinin bu şekilde sabote edilmesine bir bakanlık nasıl böyle ilgisiz davranabilir? Neden bizim önergemizi, araştırma önergemizi bürokrasi dikkate almaz, iki satırla geçiştirir? Arkadaşlar, bu konuda hükümet müteessisiyle halkımıza karşı sorumludur. Hükümet bu konuda bu projenin ortağıdır. Bunu açıkça ifade edeyim. Ortağı olmasa, bürokrasi olmasa, siyasi ilgisi olmasa bu şey ortaya çıkartılırdı, bu sahtekarlık. Bu Çiftlik Bank'la ilgili ulusal basında, TV'lerde gezen reklamla ilgili şeyi okuyacağım size. Orada geçen cümleyi. Dinle evlat, derdim memleket ve milletse hedefin net, ufkun geniş, gönlün mavi, gökyüzü gibi engin ve duruşun elif, dimdik olmalı. Lakin unutma, önüne engeller koyacaklar bizim önerge gibi. Ayaklarına çelmeler takacaklar. Ama sen yıkılma, yılma, dolandırıcılığa devam et diyorlar. Yazık. Gerçekten ülkemiz için yazık arkadaşlar. Ve devam ediyorlar. O reklam şeyinden devam ediyorum. Gururumuz Anadolu, muhtaç olduğun kudret şah damarından daha yakın. Türk ekonomisine güven ve istikrar olmaya devam edeceğiz diyorlar. Kim diyor? Sahtekarlar diyor. Vatan, millet Sakarya. İnancımızı kullanıyorlar, öğretimizi kullanıyorlar. Her yol mübah diyorlar ama hükümet uyuyor. Bakanlık uyuyor. Bürokrasi uyuyor. Bunun bir nedeni var mı arkadaşlar? Var. O zaman bu projeye ortaksınız. Çok üzülerek söylüyorum. Ortak değilseniz gelin araştıralım.